Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir gerginlik yaşandı. Siz de bununla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundunuz. Dediniz ki Libya ve Filistin'e verilen desteği şimdi Azerbaycanlı kardeşlerimize istiyoruz. Ben bunu biraz daha böyle gerçeküstü boyuta taşıyıp buradan bir soru sormak istiyorum. Çünkü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Hani yurt dışında yaşayan Azerbaycan Türklerinden, gazilerden, erkek yurttaşlardan orduyu desteklemek isteyenler olur mu diye de buna katılım da oldu. 2 günde 24 bin kişinin gönüllü askerliğe başvurduğu söylendi. Bu bağlamda gerekirse soru gelsin. Azerbaycan için gönüllü askerlik yapar mısınız? Beni almazlar bu yaştan sonra. Alsalardı. Neden yapmayayım? Çünkü ne diyoruz? Tek millet, iki devlet. Eğer öyle düşünüyorsak onun gereklerini de yerine getirelim. Değil mi? Peki. Şimdi bambaşka bir konuyla devam etmek istiyorum. Çocuklar Duymasın dizisinde Engin karakterini canlandıran rol arkadaşınız, rahmetli Vatan Şaşman, sevgiyle alalım kendisini buradan. Hayranı tarafından platonik bir aşk cinayetine kurban gitmişti. Siz dediniz ki Engin karakterini Vatan oynuyordu ancak bir daha gelmeyecek, başka bir şehre gidecek. Vatanı kaybettik ama Engin'i kaybetmedik. Bir başkası oynamayacak diye orada bir vefa duygusuyla yolcu ettiniz. Şimdi bu elim olaya atıfla sizin de hayranlarınız oldu. Acaba hiç tehlikeli boyutta bir hayranınız oldu mu? Acaba böyle bir platonik tutkulu bir şekilde kafayı takıp da rahatsız edildiniz mi? Soru gelsin. Hiç saplantılı bir hayranınız tarafından tehdit edildiniz mi? Tehdit edilmedim, hayır. Ama saplantılı hayranlarla karşılaştım, evet. Ama iş öyle tehdit noktalarına gelmedi. Vatan Şaşmaz'dan da konu açılmışken kendisiyle ilgili duygularını paylaşmak ister misiniz? Yani Vatan çok efendi bir çocuktu. Yani sete ne zaman gelse güler yüzle gelirdi. Ezberini en iyi şekilde yapmış ve işine çok hakim bir şekilde gelirdi. Çok acı, çok üzücü. Çok üzülüyorum. Aklıma geldikçe yüreğimin cız ettiği konulardan biridir bu. Evet, gerçekten elim bir olaydı. Kendisine sevgiyle, saygıyla analım. Şimdi diyorsunuz ki ben kolay demoralize olan bir adam değilim. Başımıza gelen şanssızlıklarımızın üstesinden gelebilme enerjimizin olabilmesi gerekiyor. Bu konuda kendimi iyi disipline edebilmiş durumdayım diyorsunuz. Evet, yani inişler olur, çıkışlar olur, düşeriz, tekrar toparlanırız. Hayatta böyle bir şey zaten. Ama ben o en karanlık tonu, en koyu rengi merak ediyorum. Soru gelsin. En dibe vurduğumuz an neydi? Bilmem. Öyle bir şey var mıydı bilmiyorum ama kendimi kötü hissettiğim zamanlar olmuştur mutlaka herkes gibi. Ama orada da dediğim gibi üstesinden gelmek için çaba göstermişimdir. Çünkü her şeyin herkes için olduğuna inanıyorum ben. Önemli olan başımıza gelen kötü şeylerin üstesinden gelebilmektir. O olayları kendi içinde büyütmek değil. Peki. 40 soruluk maratonumuzu tamamladık. Format gereği bir karnemiz var. Karnemize bakalım ne yapmışız diye. Hadi Matematik bakalım. bir karne.